Bir de tuhaflıklar bitmek bilmiyor değerli izleyiciler. 12 Eylül dönemlerini biz de yaşamadık ama o dönemde daha sonra özdeşleşen bazı isimler vardı. Onlardan bir tanesi de Diyarbakır cezaevindeki işkencelerle adı bilinen Esat Oktay Yıldıran'ın ismi İzmir'de bir okula verildi. Tepki gelince de Milli Eğitim Bakanlığı tasvip etmiyoruz dedi. Esat Oktay Yıldıran işkenceciydi. Oradaki bütün tutuklara işkence yapmasıyla meşhurdu. Zaten inkar edilecek bir durum değil. Kendisi de bunu hiçbir zaman inkar etmemişti. Onu da söyleyelim değerli izleyiciler. Okulun ismi Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alıyor. Okul adına sosyal medya hesapları olduğunu da söyleyelim değerli izleyiciler. Törene Esat Oktay Yıldıran ailesi, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülü Arslan, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü gibi bir sürü kişi katılmış değerli izleyiciler. Bunu da söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021'de adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muamele ile alınan Diyarbakır cezaevini kültür merkezi olarak hizmetinize sunuyoruz açıklamasında bulunmuştu değerli izleyiciler. Esat Oktay Yıldıran 12 Eylül darbesinde 1981-83 yılları arasında Diyarbakır cezaevinde yüzbaşı rütbesiyle güvenlik amiri olan ve cezaevinde işkenceyle anılan biriydi. Herkese işkence yapmış biri olduğunu da söyleyelim değerli izleyiciler. Türkiye'de hakikaten insan şunu merak ediyor. Bu işkenceci adamın adını okula vermeyi kim önerdi? Biri de hani yakın tarih bilenler Esat Oktay Yıldıran'ın adını bilir. Nasıl biri bunu görmedi? Milli Eğitim hiç mi Google'a girmediler ya da hiç mi tarih bilmiyorlar? Nasıl onaylandı? Bir de nasıl o akla geliyor? Yani bir işkencecinin adı yani düşün. O kadar Türkiye'de bir sürü isim var. Doktor, profesör, sanatçı, tarihçi, bilim adamı, siyasetçi. Ama bu işkenceciyi hakikaten kim önerdi? Kim onun ismini verdi? İnsan hakikaten merak ediyor ama Türkiye'de tuhaflıklar bitecek gibi değil.